Hazır mısınız Meral Hanım? Başlayalım mı? Hazırım. Hadi. Öncelikle tekrardan yepyeni bir tepkolik bölümüne hoş geldiniz. Kim gümbürdetti kapıyı? Evet. Çıkan çıksın, oturan otursun dermişim. Bu ülkede en uzun süre siyasi olarak sağ kalmış kadınım. Tuzaklara hiç gelmiyorum. Yüksek sesle gülmeyeceksin. Şaka yapmayacaksın. Yok, masa iyidir. Çok iyi ya. Ana derler. Yani mami değil de ana derler. Erkeğin kadına saygısıdır. Yeni bir tepkolik bölümüne hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni bir abone kazandık diyebilir miyiz? Artık bir tepkikolik kanalı abonesi misiniz? Bize abone olacaksınız değil mi? Olmak zorundayım. Artık evet çıktıktan sonra. Evet, bu arada da bizi izleyen bütün arkadaşlarım da bu kanala abone olmasını ve beğeni tuşuna basmalarını öneriyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bölüme başlamadan önce hemen şunu sormak istiyorum. Özellikle sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle artık göz önündeki insanlar sıklıkla eleştirilere maruz kalıyor. Hatta bu durum kolayca linçlenmeye ve hakarete varabiliyor. Siz sosyal medyada oluşan bu linç kültürü hakkında ne düşünüyorsunuz? Ciddi bir korku var bu ülkede. Korku bir süre sonra öfkeye dönüşüyor. Burada oturuyorsunuz. Nickname'le, lakapla veya işte nickname diyorsunuz ya üstüne. Evet. Onun üzerine arada bir tane ekran var. Evet, evet. Görünmüyorsunuz. Sonuç itibariyle o öfkeyi boşalttığınız bir yer oluyor. O size iyi geliyor. Yani yazan çizen açısından iyi geliyor. Ama bir de yani işin artık çok çirkin bir hale gittiği, yani eleştirmek baş tacı tabii, orada bir sorunumuz tabii yok ama küfür, kafir, düz gidildiği bir hakaret. Nokta var. Yani hakaretin pisi şeklinde. O da doğru değil. Peki siz hiç size gelen bu kötü yorumları, mesela atıyorum bir Twitter'a gireyim de acaba ne yazmışlar benim hakkımda merak edip okuyor musunuz? Ben Twitter'ı okuyorum demin dediğim gibi. Evet. Yani Twitter'ı kendim kurmuş olduğum için vakti zamanında bakıyorum ona. Gerçekten eleştirmek amaçlı, tavsiye amaçlı, dili sert bile olsa orada sorunumuz yok. Onları ben not ediyorum. Arkadaşlarla görüşüyoruz. Kendi partimizde neyi düzeltip ne hangi faydaya çevirebilirize bakıyorum. Şimdi ben bu soruyu size niye sordum? Bugün sizinle birlikte sosyal medyada size gelen hem kötü yorumları okumanızı rica edeceğiz hem de kötü komik yorumları Peki, olur. Hay yorumlamanızı rica edeceğiz. Hay hay. İlk yorumumuzla başlıyoruz. Meral Mam, etik olarak hiçbir siyasetçiye güvenmiyorum. Açıkça sana da güvenmiyorum. Ay ama bu ülkeye bir kadın eli değmeli artık. Ortalık çok dağıldı. Toz duman demiş. Güvenmeme meselesine bakmam lazım. Değil mi? Evet. Neden yani siyasetçilere güvenmeme meselesine bakmam lazım. Kadın olarak biraz daha artı değer var. Cinsiyetim artı değer olmuş. Mesela ben buradan bunu çıkarırım. Vay efendim nasıl güvenmezsin değil. Bu muhtemelen çok genç bir arkadaşımız. Dolayısıyla siyasetçi tayfası ne olmuş ki? Ne yapmışız ki? Bu arkadaşımıza, bu gence bunu yazdırmışız. Bir kadın eli değmeli mi artık peki ülkemize? Ben başbakan olacağım, olmak istiyorum. Oraya talibim dedim ya. Dolayısıyla değecek. Değecek. Evet, yakın zamanda onu da göreceğiz. Hani peki. Yanlış bir durum anlaşılmasın. Bak tuzaklara hiç gelmiyorum. Şöyle hemen yeni yorumumuzu açalım. Meral Mami, bir zamanlar sen de yargı dağıtırdın. Altılı masa çok bozdu seni demiş bir arkadaşımız. Canım benim, çok fazla anlamadım ben bunu ama yok, masa iyidir. İyidir diyorsunuz. Evet. Evet. Peki tamam. Ama buna da incelemem lazım. Çok iyi ya. Bunu biliyorum. Bir dönem herhalde değil mi böyle? Şöyle oldu. 2018'de bir kadın arkadaşım bana dedi ki, yani adaylan tümü erkek. Dolayısıyla bir fark yarat. Bayrağı da andırsın. Hepsi kırmızı ceket giy. Ben o şeyi böyle nefes alama zor zahmet, bir kırmızı ceketler silsilesi. Ama bu renk daha güzelmiş. Güzel. Eteklik yoktu gerçi altında. Pantolon kırmızı ceket giymiştim. Sonra bunu Twitter'da gördüm. Güzel. O günden beri kırmızı ceket giymemeye gayret gösteriyor. Bıktım çünkü. Evet. Reis büyüksün ama ekonomi ve eğitimi sal. Meral Mami'ye gerisi sende bak. Her şey daha iyi olur belki demiş. Ha. Evet. Yorum yok. Yorum yok. Reisini tutuyor. Ama evet. Eğitim ve ekonomiyi bizim size. Partiye veriyor. Evet. Evet. İlginç gerçekten. Evet, evet. Devam edelim. Şu foto ne zaman karşıma çıksa Meral Akşener DJ kabinine geçmişte milleti coşturuyormuş gibi algılıyorum ilk önce demiş. Evet. Ya ben bunu nerede yapmışım? Ciddi ciddi aynı ama. DJ hakikaten haklı.
Aa. Burada bir kutlama var sanırım. Ya neredeymişim ben burada? Gene bir televizyonda falan olabilir muhtemelen. Ha pardon, arabanın üstüne çıkıp el sallamışım. Evet. Biriyle şöyle olmuşuz. Ha tamam, ama gerçekten aynı ha. Bunu yazan kimse %100 haklı. Şimdi burada birazcık uzun bir ekşi sözlük yorumu var. Size şöyle söylemiş. Cümleleri çok karışık, anlaşılır değil bence. Son dönemde oyu arttıysa sessizliğindendir ama siyasi hırsı fazlasıyla var. Namuslu ve güvenilir olduğundan şüphe yok. Ancak ülke yönetmek liderlik ve kadro ister. Meral Akşener sanki kontrol edilebilir, ikna edilebilir, uyumlu siyasetçi profili çiziyor. Bu bence riskli. Ayrıca kadro ve teşkilatlanma yapısında güven vermiyor demiş. Şimdi kadro diyor. Kadro konusu önemli. Şu anda özellikle ekonomik kadromuz, dış ilişkilerle ilgili kadromuz, eğitimle ilgili kadromuz, ciddi hukukla ilgili kadromuz gerçekten çok üst düzey ve sayıca da çok ciddi, yani bir kısmı Türkiye'nin bir kısmı dünyanın tanıdığı isimlerden oluşuyor ekspertiz olarak. Ama çok hoşuma giden bir şey var. Namuslu ve güvenilir olduğundan şüphe yok kısmı. O muhtemelen namus dediği para, rüşvet vesaire gibi, o çok çünkü Türkiye'de en çok siyaset için konuşulan şey o, çok mutlu etti beni. Güvenilir muhtemelen gene buna bağlı bir durum. Sessiz bulmuş, güzel. De beni pek sessiz bulmuyor kimse. Ben bunu bakıp hakikaten üzerinde incelemem lazım, durmam lazım dedim. Neyi alabiliriz? Evet, burada doğru, neden mesela böyle bir şey tanıtamamışız kadromuzu. O anlaşılıyor. Yani bu kardeşimize yönelik ulaşamamışız, iletememişiz. Kusuru kendinizde arayacaksınız. Süper. Tamam. Devam edelim. Şöyle denmiş. Gramaj komik değilsin, yani gram komik değilsin demiş, evet, demiş Meral, evet. Hanım, sizi tanıdığımdan beri gözüm tutmuyor ve bu bana kolay kolay olmaz. Muhakkak bir şey çıkacak sizden. Bunu buraya yazıyorum kanıt niyetine demiş. Gerçek resmi ise çok güzel bir kız. Çok genç daha. Hı-hı. Evet. Hı-hı. Söyleyecek bir şeyim yok. Evet, böyle düşünürse yazmış, tabii bilmiyorum. Daha tabii saygı duyacağız. Çünkü. Devam edelim. Muhtemelen reisine bir söz etmişimdir. Onun yüzünü... Sinirlenmiş biraz galiba. Böyle çift satır kıyma. Meral Hanım. Hayır. Şöyle alt tarafta İYİ Parti'den kendisine gelen mesajlar gözüküyor. Orada da işte Meral Hanım Fox TV'ye çıkacak, Halk TV'ye çıkacak gibi mesajlar, hayır, var. Hanımefendi demiş ki sevgilim yok ama her fırsatta mesaj atanım var. Meral Mami sal beni ne olur ya, izlemiyorum, iyi inatla mesaj atıp duruyorsun. Ay canım be. Şimdi çıkarken verirseniz DM'den kendisine mesaj atarım, sildiririm ben onun telefonunu. Nasıl olduğunu bilmiyorum onun, yani bu mesaj işin nasıl olduğunu, profesyonel, evet, bir ajansla anlaşıyorsunuz falan. Ama haklı kız yani. Evet. Hakikaten haklı hanımefendi. Bu şekilde gelmemeli diyorsun. Ya haklı ama yani. Şimdi burada bu tarz iki tane yorum var. İlki bu şekilde. Meral Akşener'in saçındaki sarsılmaz düzen ve nizam sinirimi bozuyor. Bir yerden de güven veriyor saçı. Bu şekilde senelerdir milimetre bile değişmeyen biri istikrarlı olabilir diye düşünüyorum. Şimdi Amerika'da, evet, böyle inci takarlar. Genellikle lise ve ilkokulda öğretmenlik yaparlar. İçinde kazak, üstünde hırka giyerler ama bir inci kolyesi olur. Bendeki de var ki. Ondan sonra işte kışsa tweed etek giyerler. Ya böyle sımsıkı şuradan topuzdur ya da benim gibi kıpırdamayan saçlı. Onlara ütülü kadınlar derler. Ütülü kadınlar? Evet, eklemiş olayım. Evet. Evet. Bu arkadaşımız da demiş ki Meral Mami gelirse ülkeye bir çamaşır suyu döker, dip köşe temizler. Koku bir süre rahatsız eder ama şu ankinden daha kötü kokamaz demiş. Bence bir temizlik de lazım. Bence yani de. Evet. Evet Meral Hanım. Ofiste bir abi kardeşi yaşındaki Akşener'e Meral Mami falan diyor, creepy demiş. Anne ve abla sözü, yani sizin yaş grubunun da alt yaş grubunun çok fazla bilmediği bir şey. O bir erkeğin kadına saygısıdır. Yani abla dediği zaman saygısını gösterir. Anne dediği zaman ana derler. Yani mami değil de ana derler. Anam dediği zaman saygısını gösterir. Bu aynı zamanda ahlaki olarak kardeşi, annesi gibi gördüğünü, kadın kimliğiyle görmediğini, dolayısıyla bir erkek gözüyle ona bakmadığını iletir. Aynen. Yani o anneleriniz sizin bilir bunu. Ama tabii onların ofisinde bu abi kimdir bilmiyorum. Dolayısıyla neye tekabül ediyor onu da bilmediğim için yorum yapamayacağım. Peki, tamamdır. Bunu aslında biraz tabii konuştuk ama Meral Akşener her kim Eminönü Vakko Outlet vitrini kılığında
kılığından kurtardıysa lütfen aynen devam etsin demiş. Bir stilinizde bir değişiklik mi yaptınız da bu şekilde? Şöyle kilo verdim ben. 2018'deki işte kırmızı ceketler kısmı gitti. Onun dışında çok fazla bir şey yok. Şimdi siyasette çok o yıllara göre genç başladım ben. 37 yaşındaydım. Sürekli bir dikkat etme hali oldu. Sürekli şu şekilde böyle dikkat ederek aman hani aileme bir şey gelmesin, çocuğuma bir şey gelmesin. Yani benden bir şey gelmesin, benim üzerimde. Sonra esasında 50'yi geçtikten sonra bir ferahlama geldi üzerime. Ondan sonra hele 50'yi atlattıktan sonra mesela sizin yaşınızdaki gençlere yani ben 40 yaşındayken siz diyelim 25 yaşındayken oğlum gözün ne kadar güzel diyemezsin. Kardeşim durumundasınız diyemezsiniz. Yani kadınların benim yaş grubum kadınların önündeki bariyerlerden bahsediyorum. Psikolojik bariyerlerden bahsediyorum. 55'i de aştıktan sonra bırak. Rahat her şey. Çünkü sana ben oğlum diyebilirim. Evet. Yani iltifat ettiğimde aklına hiçbir şey geçmez. Geçmez. Kravatını beğenebilirim, işte tişörtünü beğenebilirim. Dolayısıyla bu beni muhtemelen azıcık rahatlattı. Şimdi sonra gençlerle çalışınca o rahatlama ikinci kere genişledi ve böyle olmuşum. Bu şekilde. Evet, artı yani, kilo verince de böyle dikkat çekti. Gayet yakışmış. Evet, sağ olun. Meral abla, uykum geliyor senin videolarını izleyince ama seni seviyoruz. Ay ne güzel demiş. Ya. Benim de yani birinin videosunu izlerken uykum gelse süper ya. Vallahi. Ama sizi sevdiğinde sevmiş. Evet, bu arada çok uyku, az mı uyuyorsunuz? Uyuyamıyorum. Ama, yani kafada bir sürü şey oluyor. Zor değil mi? Ondan sonra işte o DM'lere bakıyorum. O dediğiniz şeylere bakıyorum. O iyice uykum kaçırıyor. Bir döngü. Birkaç saat sonra evet, uyku yok. Bir döngü. Stand-up salonuna giderken yolunu şaşırıp meclise düşen koca yürekli Meral Akşener demiş. Deniz isimli bir arkadaşımız. Şimdi meclis başkan vekilliğim döneminde kesin öyleydi yalnız. İçimdeki o şey çıkmıştı. Mizahi alan çıkmıştı. Mesela bize şey tembih ederlerdi. 18 yaşına geldiğiniz zaman kadınlara yüksek sesle gülmeyeceksin, şaka yapmayacaksın. Böyle tembihler olurdu. Yani dikkat çekmeyeceksin. Kadınların içindeki o mizah yanını, o böyle afacan yanı evet, tamamen öldürür. Yaş setlerini açtıkça bunlar bende gitti. Rahatladınız değil mi? Hakikaten stand-upçı olabilir miyim hiç bilmiyorum. Deneyim. Evet, çok 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 teşekkür ediyoruz. Bölümümüzün sonuna geldik. Son bir sözünüz var mı? Kapatacağız. Yok. Şu çok hoşuma gitti. Stand-up salonuna girerken, giderken yolunu şaşırıp meclise düşen koca yürekli Meral Akşener. Koca yürek kısmında mutlu oldum ama esas stand-up salonu. Stand-up kısmında. Evet, çok alkışlıyoruz ve bitiriyoruz. Ekonomi kötü. Harika. Birbirimize diş sıkıyoruz. Süfli dendi, kadınlara sürtük dendi. Böyle bir sistemde en kolayı gitmektir. İnadına bu ülkede kal.